Evet. Hoş geldiniz. Hoş günler, hayırlı sağ işler. Sağ olun, Allah razı olsun. Ziyaret ettiğin için Kadir Bey. Gördün mü? Başkanım. Başkanım, bu kadar çok merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekonominin, esnafın durumunu biliyoruz. Esnaf kendi emeğiyle istihdam yaratan, devlete vergisini veren, devletin üstündeki yükü alan, vücutta damarlar nasıl kanı dolaştırıyorsa ekonomide parayı dolaştıran olmazsa olmaz insan. Evet. Devletin yükünü ne omuz veren insan, devlete yük olmayan insan. Evet. Ama bugün esnaf depremzede gibi binanın altından bağırıyor kimse var mı diye. Ses esnafa kredi yok ya da çok pahalı. Ama yılda 11 milyar dolar bir sığınmacılara para harcıyoruz. Evet. 7 milyar dolar da insani yardım diye dünyanın değişik yerlerine yardım ediyoruz. 18 milyar dolar. Her Türk vatandaşının cebinden 2000 dolar çıkmış şu anda. Sizin de, sizin de, annenizin, babanızın, kardeşlerinizin, eşlerinizin. Nasıl bacaklarında 20'şer kilo demir bir olan bir insan yürüyemezse bu kadar büyük bir yükü taşıyan ekonomide ayağa kalkamaz. Onun için sizlerden zafere destek istiyorum. Ülkemizin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu yaşayarak görüyorsunuz. 2024-2023'ten ekonomik olarak, politik olarak, dış politik olarak, güvenlik açısından daha da zor geçeceği görülüyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin içte birliğe ve barışa çok ihtiyacı var. Sağduyuyla harekete çok ihtiyacı var. Biz Zafer Partisi olarak iki kutup halinde bölünmüş yapay bir sünni bir bölünme içerisine sokulmuş Türk siyasetinde bu bölünmüşlüğü dışında daha önce hangi partiye oy verirse versin aziz milletimizin bütün evlatlarını Zafer Partisi'nde kucaklamaya hazırız ve burada geçtiğimiz seçimlerde çok net bir şekilde gösterdik. Ülkemizde yaşayan ve sayıları gittikçe artan 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatandaşa dönsün diyorsanız, uyuşturucuyla mücadele edilsin diyorsanız, oyunuzu ve Zafer Partisi'ne istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.